Merhaba arkadaşlar. Anayasa 2 dersinde yasama organı başlıklı 5. ünite ile karşınızdayım. Öncelikli olarak bu ünite kapsamında hangi konuları ele alacağız hemen ona bakalım. Yasama başlıklı bu ünitemizde yasama yetkisi ve işlevi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği, yasama işlemleri, görüşme düzeni, yasama bağışıklıkları oylama türleri ve yeter sayı istemleri ele alınacaktır. Yasama yetkisi bir devletin anayasal düzeyde tanınmış organının kendi ülkesinde bağlayıcı hukuk yapma üstünlüğü anlamına gelir. Biliyorsunuz devletin üç temel erki var. Yasama, yürütme ve yargı erki. Bu ünitemizde yasama erkiyle devletin temel erklerini inceleyeceğiz. Yasama yetkisi dar anlamda kanun koyucu organın gerçekleştirdiği kanunlaştırma faaliyetleri şeklinde anlaşılır. Geniş anlamda ise yasama organına ait parlamenter diplomasi ve denetim dahil tüm görev ve yetkileri kapsar. Yasama yetkisinin niteliklerinden bahsedelim. Yasama yetkisinin 3 önemli niteliği karşımıza çıkıyor burada yasama yetkisinin genelliği, yasama yetkisinin ilkelliği ve son olarak da yasama yetkisinin devredilmezliği. Yasama yetkisinin genelliği, yasama organının bir konuyu istediği ayrıntıda düzenleyebilme yetkisine sahip olmasını ifade etmektedir. Yasama yetkisinin ilk elliği ise yasama organının bir konuyu anayasadan aldığı yetkiye bağlı olarak doğrudan doğruya ikincil olmaksızın birincil olarak düzenleme yetkisine sahip olduğu anlamına gelir. Son olarak da yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesi yasama yetkisinin yasama organı dışında başka bir organa devredilemeyeceği anlamına gelmektedir. Evet, yasama yetkisine baktığımızda kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak Bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek. Milletler arası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak. Para basılması. Savaş ilanı. Genel veya özel af ilanı. Tabii ki nitelikli çoğunluk şartıyla. Genel veya özel af ilanı kararı almak. Örnekleri verilerek tüketici olmayan biçimde sayılmıştır. Bunun dışında başka yetkilerinde bulunduğunu görüyoruz bu bağlamda. Yasama işlemi terimi, şekli yönden işlemi yapan ya da işlemin kaynağı olan kurumun yasama organı olmasına vurgu yapan organik bir niteleme olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bakımdan yasama organı dediğimizde Türkiye Büyük Net Meclisi Genel Kurulu'nun anlaşılması gerekmektedir. Parlamento hukukunda usulü bağımsızlık ilkesi yasama organının çalışma usul ve esaslarının kendisi tarafından anayasaya uygun bir şekilde düzenlenmesini öngörür. Bu düzenleme de iç tüzük aracılığıyla yapılmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği konusuna baktığımızda milletvekili sıfatının başlangıcı nasıl olmaktadır? Milletvekili sıfatının İlk seçim kurulunca milletvekili seçildiğine ilişkin tutanağın düzenlendiği anda kazanıldığını görüyoruz. Bu aşamadan sonra Yüksek Seçim Kurulu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca yürütülen işlemler seçim tutanağının onanması anlamına gelmemektedir. Milletvekilliğinin sona ermesi ise Yasama organı üyeliğinin kaybedilmesi bakımından sona erme ve düşme şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Sona, sona erme hallerinin tek tek sayıldığını görüyoruz. Bunlar seçimlerin yenilenmesi, cumhurbaşkanı seçilme, cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan atanma ve son olarak da ölüm şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Peki düşme halleri nelerdir? Milletvekilliğinden istifa. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seçilmeye engel bir suçtan dolayı kesin hüküm giyme, kısıtlanma, yasama uyumsuzluğu kararı üzerine ve devamsızlık hali kararı üzerine düşme hallerinin karşımıza çıktığını görüyoruz. Yasama işlemlerine baktığımızda yasama işlemlerin sınıflandırılmasında organik kriter açısından bakıldığında yasama organı tarafından yapılan işlemler organik kritere göre yasama işlemidir. Kanun yapma ve norm yazma tekniği açısından ele aldığımızda yasama dilinde kanun tekli bir yasa önerisinin hazırlanmasından yasalaşmasına kadar geçen süreci kapsayan şekli ve teknik terimler ile kurallar bütün olarak tanımlanmaktadır. Kanun türlerini maddi anlamda kanun ve şekli anlamda kanun olarak ifade edebiliriz. Maddi anlamda kanun dediğimizde genel, soyut, objektif, bir kez kullanmakla tükenmeyen işlemler karşımıza çıkmaktadır. Şekli kanun ise daha çok bir kişiyi veya bir durumu ilgilendiren kanunlardır. Bu bağlamda şekli kanunlar kişisel, somut, Özel ve bir kez kullanmakla tükenen niteliktedir. Yasama işlemlerinin çeşitli ayrımı söz konusu. Kanunların sınıflandırılmasında genel kanun, özel kanun, süreli kanun, süresiz kanun, geçici kanun, organik kanun, organik olmayan kanun, kod kanun, çerçeve kanun ayrımı, nitelikli karar yeter sayısı gerektiren kanunlar, model kanunlar Ayıklayıcı, bir diğer adıyla süpürge kanunlar, temel kanun ve torba kanun ayrımı gibi ayrımlar karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görüşme düzenine baktığımızda öncelikle görüşme kavramını ele alalım. Öncelikle görüşme belirli bir yasa önerisinin meclis gündeminde kendisinden önce yer alan öteki yasa önerilerinden daha önce görüşülmesidir. İvedilikle görüşme ise yasa önerisinin genel kurulda bir kez görüşülmesidir. Yeniden görüşme genel kurulda anayasa değişiklikleri dışında teklif veya tasarıların son oylamasından önce olmak kaydıyla kısmen ya da tamamen yeniden görüşülmesini sağlayan yoldur. Yasama bağışıklıkları konusuna geldiğimizde yasama sorumsuzluğu ve yasama dokunulmazlığının her ikisini birden kapsar biçimde kullanılan bir üst kavramın yasama bağışıklığı olduğunu görmekteyiz. Yasama sorumsuzluğu milletvekilliği görevinden kaynaklanan bir bağışıklıktır. Sorumsuzluk mutlak ve sürekli bir nitelik taşır. Yasama dokunulmazlığı seçimden önce veya sonra bir suç işlediği öne sürülen bir milletvekilinin meclis kararı olmadıkça tutulamama, sorguya çekilememe, tutuklanamama ve yargılanamamasıdır. Yasama uyumsuzluğu bir başka deyişle bağdaşmazlık kavramı ise milletvekilliği ile anayasa ve kanunlarda belirtilen bazı görevler arasında bağdaşmazlık vardır. Milletvekilleri yabancı bir devlet veya milletler arası bir kuruluş tarafından verilen idari ve siyasi, ücretli herhangi bir işi veya görevi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararı olmadıkça kabul edemezler. Oylama türlerine baktığımızda 3 tür oylama karşımıza çıkmakta. İşaretle oylama, açık oylama ve gizli oylama şeklinde ifade edebiliriz oylama türlerini. Son olarak da yeter sayı işlemlerinden bahsedelim. Anayasanın 96. maddesine düzenlenmiştir toplantı ve karar yeter sayısı. Anayasanın 96. maddesine göre toplantı yeter sayısı Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 1 bölü 3'üne tekabül etmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 600 olduğundan hareketle toplantı yeter sayısı bu sayının 1 bölü 3'ü yani 200 milletvekiline denk gelmektedir. Yine anayasanın 96. maddesinde karar yeter sayısı da düzenlenmiştir. Buna göre karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğundan oluşmaktadır. Ancak bu sayı hiçbir zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz. Yani 151 milletvekilinden az olamaz karar yeter sayısı. Evet arkadaşlar, bu başlıkla birlikte yasama başlıklı 5. üniteyi de tamamlamış oluyoruz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki ünite özet videolarında görüşmek üzere.